Cep Telefoncu'nun sunduğu Spor 55 devam ediyor. Evet arkadaş, hala Melih Demirbaş'ın videosunu seyrediyor, gülmekte yatıyor yerlere. Şimdi gelen yorumları okuyalım ve söylüyorum, sorumuz her hafta aynı olacak. Bu soruyu tekrarlamaya da gerek yok. Samspor maçının skorunu ve ilk golünü atan futbolcuyu tahmin edenler arasında çekeceğimiz kurayla o futbolcunun formasını hediye edeceğiz. Orijinal forması. Diyorum, az evvel telefonda sevgili hocam Mustafa Durmaz aradı. Dedi ki Karabük'ü 2-1 yeneceğiz. 2-1 yeneceğiz. Golü de Musa Aydın atacak dedi. Onu da bir tarafıma yazdım ama tabii ki internetimize düşecek, bizim sayfamıza düşecek bunlar. Böyle söylemekle falan olmuyor. Az evvel bir arkadaşımız da biri diyor ki, abi diyor, Pak herhalde soyadı. Benim ismim okunmadı diyor. Biz vallahi tek tek taradık. Benim iki adminim de, biri Kelebek, biri İsa Karaca Bey. İkisi de taradılar. Belli bir saatten sonra da biliyorsunuz onları kabul etmedik. 00.12'ye kadar dedik, program sonuna kadar demiştik. Bunu da göz ardı etmeyin arkadaşlar. Şimdi program içerisinde attığınız her sonucu değerlendireceğiz. Hepsini kayda alacağız diyorum. Ahmet Uçarlı. Hasan Kılıç cezalı. Dolayısıyla da o bölgede görev alacak oyuncuyu da merak ediyorum. Ben Oğuzhan o bölgede tek alternatif olarak düşünüyorum. Zenke çok hırslı ve formda, hücum hattında aksaklık içinde bir Burhan sürprizi bekliyorum hocadan. Bu arada ilk gol Alperen tahmininde bulundum. Yedekten girdi ve ilk resmi golünü de attı lig maçında. Ahmet Tural, sevgili Ahmet, sana da başarılar diliyorum. Bugün görüştük kendisiyle. Atilla abi, deplasmanda iki gol atan takım yenilmemelidir. Benim görüşüm, Süper Lig tecrübesi olan kaleciye ihtiyacımız var. İyi yayınlar. Muzaffer Savaş. Tecrübeli kaleci alabilirsek, Ekigo ve Zola'nın yerine yine iyi bir oyuncular alınabilirse eğer, Taha ve Ivanov'un gelecek olmasıyla ilk ikinin en sağlam takımı biz oluruz diye düşünüyorum. Ekonomik anlamda sıkıntı yaşamayız, transfer yapabiliriz inşallah. Bu Muharrem Efe ne oldu abi, haberi olan var mı diyor. Muharrem idmanlara çıkıyor. Bugün de idmandaydı ama bir türlü kadroda yer bulamıyor. Zafer Keskin. İyi yayınlar abi. Haydar Samspor'un Bekir Alanya'nın kalecisi olsaydı eğer, çok rahat 3 puan Samspor'un olacaktı. Yani bizdeki sorun kaleci sorunu. Benim görüşüm Furkan daha iyi kaleci. Artık kaleyi devralıp çıkışa geçmemiz lazım ve Alperen'in artık ilk 11'de de yer alması lazım. Hasan'ın dinlenmesi lazım. Bu Alperen konusunda bir şey söyleyeyim. Şimdi biz Ekigo'yu üçlü forvetin solunda oynatıyoruz. O çıktı, yerine Alperen girdi. Şimdi Ekigo'dan da beklediğimiz verimi alamıyoruz. Bir formsuzluk durumu söz konusu. Alperen'i direkt 11'de Ekigo'nun yerine hoca acaba düşünür mü? Düşünmesi gerekir mi? Gerekmez mi? Bunu da kendi kendime sormuyor değilim. Ben de hocam. Nihayetinde bizim çocuğumuz canla başla savaşan bir çocuk. Sahanın her yerinde iyi niyetle terinin son damlasına kadar ortaya koyan bir çocuk. Yani en kötü hali Ekigo kadar oynar herhalde. Ben fazlasını oynayacağını zannediyorum. Ben Ekigo'yu hocam, yani ben geldi geleli hiç beğenmiyorum. Hani freni çekilmiş, el freni çekilmiş futbolcu böyle duruyor, bir şeyler yapıyor. Son hareketi yok. Yani öne taşıyan bir adamdı. Ya 34 maçta bir maç bilemedin, iki maç. Hadi iyi niyetli davranalım, 3 maç Ekigo'dan verim alırız. O kadar anca, ben de katılıyorum. Ha şimdi Hasan'ın kırmızı kart cezalı olması yerine oraya kim? Benim aklımdan şimdi Ercan geçiyor. Ercan'ı ön tarafa atabilir. Ön libero olarak oynatmıştı zaten, oynatmıştı bazı maçlarda. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Göreceğiz. Hasan Tahsin, Atilla abi, benim bir isteğim olacak. 2-3 hafta önce Camber koruması için Alanya maçı skorunu bilene vereceksiniz ya. Kimse 3-2 yenileceğiz diye yorum yazmamıştır. Evet, yazmamıştır. Doğru söylüyorsun. Herhalde benim isteğim, tüm skor yazanlar arasında kura çekip formayı vermenizi istiyorum. Cevabınızı merakla bekliyorum. Sizleri severek izliyoruz. Sevgili Hasan Tahsin Ergin, bugün Canberk bana dedi ki Atilla abi, o formayı ben sana verdim. Ben de sizleri çok sevdiğim için ben de sizlere vereyim diye düşündüm.
Forma şu anda bende, burada, yanımda. Süleyman Şen şehrin ileri gel... Karakaplı defterin arasına mı koydun formayı? Yok yok, burada. Orada mı? Şimdi ekran seni gösterdiği zaman... Senin karakaplı defter nerede? Senin karakaplı defter... Hangi karakaplı defter? Bak, senin form... meşhur karakaplı defter. Bu yanımda. Orada mı? Tamam. Burada yok hocam. Göremedim hem... bu hafta da dedim nerede acaba? Göstersene Cem. Beni... Aha burada bak. Karakaplı, tamam. Hocam buna karakaplı deme. Bunda var ya tarih var, tarih. Tamam. Vallahi tarih var. Süleyman Şen, şehrin ileri gelenleri takıma sahip çıksın diyoruz. Bu şehrin dinamiği de ileri gelenleri de taraftardır. Her zaman ve her yerde tam destek. Kaptan sen de formunda değerlisiniz. Kaptan sen de formunda değerlisiniz. Formandır o. Ne? Formunda. Orayı... Ben inancım tam, biz bu sene birinci, ikinciye bakalım. Bu sene birinciyi, ikinciye bakalım. İlk gol Mehmet Çakır, 3-1 biz alırız demiş. Evet, böyle kısa kısa sonuç ve golü atacağın, atan kişinin ismini istiyorum. Geçen hafta Alanya attığı gollerle bizim yediğimiz goller aynı. Yani o pozisyonlara çalışsak maç bizimdi. Kozluklu Vedat Şen, bu akşam hiçbir şey deme. Akşamı değil, nasılsa bir gün yenilecektik. O da bu hafta oldu. Karabük maçına da hazırlanacağız. Biraz daha fazla uçmuştuk. Ayaklarımız yere selam başarı. Şimdi Ümit Hoca'ya da sonuna kadar destek vermek lazım. Bahadır Özusta, iyi akşamlar abi. Ya Karabük maçı golsüz berabere biterse forma ne olacak? Forma öbür haftaya devrolur. Osmanlı Ömer Şahin, iyi akşamlar. Öncelikle Ender Gül hocamıza mükemmel, tarafsız ve korkusuz yorumlar için taraftarlar olarak teşekkür ediyoruz. Maça gelince iki gol, ilk 18'i bile alınmaması lazım. Önümüzdeki iki maç alırsak %80 Süper Lig'deyiz. Sercan Günsel'i yiyenler, bu hafta bizim adımıza ders çıkartmamız gereken bir hafta oldu. Ekigo sahada yokları oynadı. Kone'nin güçlü ve yıpratıcı ucumları çok aradık. Taha ve Ivanov'un dönmesiyle daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Karabük maçında galibiyetle ayrılacağımızı yürekten inanıyorum. İzmir'den selamlar. Hocam bu arada biliyorsun Karabük maçı da yine taraftarlarımız Kırmızı Duvar adı altında bir hazırlık yapıyorlar. Herkes kırmızı giyip gelecek arkadaşlar. Bakın buna dikkat edelim. Biz de üzerimize düşen görevi yapmış olalım buradan. Sorumluluk sahibi olduğumuz için Karabük maçında herkes tek renk, kırmızıyla, kırmızı ağırlıklı olsun diyoruz. Kaşkollarımızı da yanımıza alıyoruz. Biliyorsunuz kaşkol şovları da o arada arkadaşlarımız yaptırıyorlar. Kırmızı giyiniyoruz bu hafta. Evet, Kırmızı Duvar adı altında yeni bir maçta işler yolunda gitmeyince taraftarımıza acayip şeyler oluyor. Hemen felaket senaryoları yazılıyor. Çatlak ses veren taraftarlarımızın ben samimiyetine inanmıyorum. Bu takıma inanan arkadaşlar ve taraftar olmanın gereğini yerine getirin. Taraftar olun. Biz taraftar, kırmızı taraftar. Bu arada bir şey sorayım. Sen Alanya'da maçtaydın. Bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildik. Biz, evet. Ne oldu? Bizim taraftarımızla ilgili bir sıkıntı mı oldu orada? Kötü tezahürat nedeniyle. Var mıydı böyle bir şey? Hocam, yemin ediyorum vallahi duymadım. Billahi de duymadım. Duymadım abi. Yani oradaki Alanya'da biliyorsun... sevk edilmiş. Alanya taraftarının olduğu böyle kötü bir tezahüratı. Hocam onu da görmedim. Bir otobüs geldiler ya. Onu da gösterdik zaten orada. Bir otobüs. Hep çocuk, genç, ufacık çocuklar ya. Yani bu temsilciler dışarıda, stadın dışında da geziyorlar ya. Orada gördüler, yazdılar. Gördüler, yazdılar. Yani böyle bir şeyi de görmedik. Görsek ben de diyeceğim ki burada arkadaşlar biz de yaptık. Ha şu oldu. Maçtan sonra bizim herhalde bulunduğumuz türbündeki taraftarlarımız koltukları falan zayiat vermişler. Yani ondandır o zaman. Bu vermişler yani onu. Çünkü bizim Talip Şahabettin, Mehmet oradaydılar. Taraftarın içindeydiler. Maçtan sonra bunlar yapılmış yalnız. Kaan Candal, abi Samspor çirkin ve kötü sözlerle PVDK'ya sevk edildi. Alanya deplasmanına giden taraftarımız kartları bloke edilebilir. Karabük maçına da dikkat edelim, ceza yemeyelim. Evet arkadaşlar, yani o maçta takımını destekleyen Samspor taraftarları Karabük maçında sahaya girmeyebilirler ama PFDK'nın bunu inşallah bir ufak krizden atlatırız. Ahmet Durmaz, bu kaleci bizi çok üzecek gibi duruyor. Bir de takımda beyin görevi görecek biri olmalı. Kim olur bilmem ama birisi bu sorumluluğu alması lazım. Mehmet Çakır çok iyi kullanmalıyız.
Onun etrafında bir çember oluşturmak lazım. Bazen disiplinden uzaklaşıyor. Takım işte o zaman tecrübe, soğukkanlı soğukkanlılık lazım. O eksik gözüküyor. Başka eksiğimiz de gözükmüyor. İstanbul'dan saygı ve selamlar. Yüksel Ömüral, yayınlar Atilla Bey. Biz taraftar olarak yenilgiye alışık değiliz ama doğasında var. Son saniye golü üzdü. Kaybedersin değil, vazgeçersen kaybedersin. Ulusal gazetelerde takımı lider tarafları efsane diye okunurken bu bir yarış. Bizler para sonu olmayan kulüplerden oynuyoruz. Bir skora bakarak takım sporcuları şu oyuncuyu, bu oyuncuyu eleştirmenin hatalı. Soyunma odasında söylesinler. Kamera önünde değil, aşırı sert demeçlerde iyi değil. Maçtaki kaprisliği durmamış Ümit Hocam'ın diyor. Ayhan Hamza Diksu, Samspor 2, Karabük 1, gol Mehmet Çakır. Sertan Kuru, iyi yayınlar. Taha Karabük maçında oynayacak diye duyduk. Doğru mudur? Bir de Ofeydu bu takımda oyundan çıkmaz. Eminim Kalpar çok rahatlamıştır Ofeydu çıkınca. Taha Karabük maçında oynamayacak arkadaşlar. Şu anda Taha takımdan daha toplu idmanlara yeni başladı. Düz koşu yapıyordu. Bugün bizzat gördüm. Takımdan beraber şu anda koşularını devam ediyor. Ufak ufak o gergi antrenmanlarını yapıyor ama Taha hemen döneceğini zannetmiyorum. Ivanov ayrı çalışıyor. Evet. Yani Taha'nın bir 2-3 haftaya en az ihtiyacı var. Olur. Ivanov biraz daha geç katılır ama bizim özellikle orta alandaki bu alternatifsiz duran oyuncu kadromuzda bizim için Taha çok önemli bir kazanç olur. Taha'nın gelmesiyle birlikte biz orta alanda çok daha rahat ederiz. Hocam, çünkü oyunu yönlendiren, topu ileriye taşıyan, bir anlamda iki yönlü oynayabilen oyuncu eksiğimiz çok fazla. Geçen sene o ortadaki üçlüde, yani defansın önündeki üçlüde Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç ve Taha Yalçıner üçlüsü çok iyi işlere imza atmışlardı. Bu sene Taha'nın dönmesini dört gözle bekliyoruz adeta. Onun gelişiyle birlikte biraz daha işler rayında gider diye düşünüyoruz. Dediğimiz gibi yani bizim takım kötü bir takım değil. Yani bizim takım kötü top da oynamıyor oynadığı zaman. Tamam, ilk yarıda biz kötü top oynadık belki. İstediğimizi yansıtamadık ama ikinci yarıda rakibe top göstermedik. 2-0'dan sonra kurduğumuz baskı, sağlı sollu geliştirdiğimiz ataklar bizi heyecanlandırdı. Hop oturttu, hop kalktı. O yüzden biz bu işi sonuna kadar kovalayacağız ve inanıyoruz ki senenin sonunda hedefe ulaşan biz olacağız. Ben de aynen katılıyorum hocam. Yani hele maçtan yıkıldık, öldük. Yani hele anlamı yok. Hele bizde bu taraftar desteği, bu iç sahadaki o ambiyans olduğu müddetçe şimdi bugün dün önceki gün oynanan maçlara bir bak, yani cumartesi, pazartesi oynanan maçlara bak. Bu taraftar kimde var? Var. Kimde var? Söyle. Adana Demirspor'un taraftarı iyi. Ben sana söyleyeyim yani. Bir. İki. İki. Göztepe'yi say. Göztepe, evet. Üç. Bana baktıracaksın şimdi ya. Üç, nereye? Karakaplı deftere. Karakaplı deftere baktıracağım. Yok. Bizim gibi etkin. Bizim gibi böyle oyuna direkt etki edebilecek. Bizim gibi. Balıkesir var hocam. Balıkesir. Hayır, 17 tane takımı sayabilirsin de seyirci etkinliği anlamında ben söylüyorum. Ben de seyirci hocam. Balıkesir Süper Lig'e çıktığı zaman o seyirciyi... Evet, 1000 kişiyi oynuyordu. Yok canım Balıkesir. 1000 kişiyi oynuyordu Balıkesir. Hocam Balıkesir öyle deme. Hayır, 1000 kişiyi oynuyordu. İyi tamam, hadi 1000 kişi oynasın. 1000 kişi oynuyordu yani. Nerede 1000 kişi oynuyordu? Samsun Spor taraftarına Balıkesir Spor'un taraftar topluluğu şusu busu sayısı tane su dökemez. Tamam, 4 yani tane var yani böyle taraftar. Bu taraftar yapısıyla, bu ambiyansla senenin sonuna kadar bu işi en iddialı kovalayan takım biz oluruz. Hocam biz hele devre arasına 30 puan ve üzerinde girersek ikinci yarıya takviyelerle, nokta transferlerle, birkaç tane nokta transferle, takviyeyle çok daha iyi bir konuma geliriz ikinci yarı. Geçen sene bu takım ikinci yarıda ne büyük işler başardı, neler yaptı bu takım. Aldığımız, topladığımız puanlara şöyle bir bakın. İkinci yarıda yaptığımıza bir bakın. O zaman sağlam adımlarla
birbirimize destek vererek, hep destek, tam destek diyoruz ya, biz hedefe giden yolda mutlaka ve mutlaka bu takıma omuz vererek, destek vererek işi götürmek zorundayız. Hocam şimdi bu şeyi söylediler ya, kaleci sorunuyla ilgili sezonun başında bir yabancı kaleciyle görüşmelerimiz vardı. Vardı. Avustralya şeyi ne, Uruguaylı mı, Paraguaylı mı, öyle bir yerde. Öyleydi. Hatta ben Ümit Hoca'nın işte bundan 4-5 hafta belki basın toplantısından sordum. Hocam kaleciye ihtiyacımız var mı demiştim. Yok demişti. Yok, İki tane çok iyi kalecim var demişti. Var demişti. Yani hayır, bizim kalecilerimiz bizim kötü kaleciler değil. Ya ben hele Furkan, yani Furkan, ya Furkan kötü kaleci değil. Furkan çok iyi bir kaleci. Olacaktı hocam da. Hayır, gene olur. Ama biz Furkan'ı kardeşim iki maçta hatalı gol yedi diye doğradık, öldük, ölçtük, biçtik. Evet. Yani maalesef. Bunu da çok üzülerek söylüyorum. Yani Ümit Özat'ın, teknik direktörümüzün de basın toplantılarında verdiği beyanatların da etkisi oldu. Yani bin defa söyledim, önündekiyle konuş diye, bağır diye, şunu yap diye, bir daha kalenin yüzünü göremez, gerek yok ki ya. Aynen, yani hiç gerek yok ki. Buna birebir. Şimdi bir insanı kaybetmek gerçekten çok kolay. Yani bir Furkan kolay yetişiyor mu bu şehirde? Maalesef. Yani var mıydı bir daha bu şehirde altyapıdan gelen kaleci Furkan ayarında? Yani geçen sene geliyor hocam. Hayır, geliyor, ayrı mesele de. Hı. Geçen sene Furkan bu takımda kaç maç oynadı? Söyleyeyim hocam. Yine otomatikleşmiş. Hemen kara kaplı defteri açıyor abi, ya. Yanlış olmaz. Ya 17-18 maç oynadı ya, ben söyleyeyim sana. Sen 17-18 diyorsun. Ben de sana tam şeyini söyleyeyim. Furkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yani bak, seni sayarak söylediğini ben şey söyledim. Ama 17 maç oynadı. 17 maçta Furkan kötü performans mı sergiledi? Yok, değil. Yani onun performansıyla biz final oynadık ya. Playoff'un, Süper Lig'in kapısından döndük. Yani bu çocuk kötü bir kaleci değildi ki. Ne oldu? Yok ayağından sektirdi, yok rakip. Evet. Ya olur yani, her kalecinin böyle kötü dönemi olur, kötü gol yer. Bir de bu sezon aksi gibi bütün kaleciler iyi başlamadı. Sadece bizim Samspor'dan bahsetmeyelim. Süper Lig'deki kaleciler de hocam ilk 3 maç ne hatalar yapıldı? Ne hatalar yapıldı? Çıkılacak toplara çıkılmadı, ayakları kaydı, yer tutamadılar. Bunu da söylememiz lazım. abi kaleci Muhammed Niyazi Şenyüz. Abi kaleci çok kötü. Ümit hocamız kaleciye çare bulmalı. Muzaffer Kurt. Bak şimdi Furkan'a yaptığımızı, sezon başında Furkan'a yaptığımızı şimdi Bekir'e yapmayalım. Yapmayalım. Aynen, yapmayalım. Katılım. Buna gerek yok yani. Aynen, tamam, katılım. Hatalı gol yedi. Bunu söyleyelim. Tamam. Ama tamamen de bu çocuklara harcamayalım yani. Tamamen de kaldırıp bir köşeye atmayalım. Ben tekrar söylüyorum. Kaleci antrenörünün basın tribününde oturduğu bir takımın kalecisi bunlar da. Yani bunu da anlamış değilim. Ona ben senin o söylemine ben katılıyorum hocam. Yani kaleci hocalarından birinin mutlaka kulübede olması gerekiyor. Ben buna katılıyorum. Ben buna katılıyorum hocam. Orada senden hemfikiriz. Her yerde ayrılsak da abi fikiriz. Barcelona'nın kaleci antrenörü kulübede, Bayern Münih'in kulübede, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ınki kulübede, dünyanın her yerinde, Türkiye'nin her yerinde kaleci antrenörü kulübede. Bir bizde basın tribününde oturuyor abi. Protokol tribününde oturuyor. Ya böyle bir şey yok ya. Ya bunu anlamıyorum yani. Buna bir anlam veremiyorum. İçeride iki hoca bulunacağına bir tane hoca bulunsun. Yani Ümit Özat'ın haricinde. Üç tane yardımcısı var. Ya iki tane yani, birini kaleci hocasını alsın, birini yollasın, diğerini ya yollasın. Ya onu ben bilmem. Ben o kadar teferruattan bilmem. Ben gördüğümü söyle. Ben şunu görüyorum. Ben 40 yaşındayım, 20 yıldır futbol takip ediyorum. Kaleci antrenörünün basın tribününde ya da VIP tribününde oturduğunu ben bu sene gördüm. Yani bunu söylüyorum. Neyse. Hocam şimdi Emrah Ergün, abi Camberk formasında son durum nedir? Araştırma yapsaydı 3-2 mağlup olabiliriz diye cevabını vermiştim ama son durum nedir acaba? Biz valla Emrah, şimdi burada forma verilmedi diye ben yaptıydım ettiydim yok. Sen orada bir arkadaşımız daha yazmış. Saat 00.12'ye kadar olan bölümleri hep aldık biz ve hiç öyle Samsun'un yenileceğini de ben hiç görmedim. Ben de tek tek taradım, baktım. Sen de yani yenildi diye formayı kapmaya çalışma şimdi.
Eren Zeren, Samspor 4, Karabük 2, gol Ofeydu. Karaman Topsakal 3-2 Samspor alır. İlk abi gol sonuçları Ofeydu. Sonuçları mı okuyacaksın ya? Muzaffer Savaş, Sefa Sezer 2-1 yeneriz. Abi sonuç mu okuyacaksın? Okumayayım ya. Tamam hocam. Ya sonuç sayfasına bunlar, girdin sen. Oraya girdim sonuç hocam. Sonuç sayfasına girersen. Ama ben şimdi mesajı da öyle verdik. Daha. Dedim ki yazın dedim okuyacağız dedim. Öbür taraftan da gelen yorumlar varsa hayır, okuruz. Hayır spor programı mı yapıyoruz? Piyango çekilişi mi yapıyoruz? Hocam sen de yani. Antalya'daki teyzemizle bizi seyrediyor şimdi. Allah'ım yarabbim. Hocam bir renk katacağız. Şimdi Barış ya. Yazıcı özelden bir mesaj atmış bana. Ne diyor ki hocam Alanya maçında diyor ben stattaydım. En küçük bir küfür, kötü tezahürat yapmadık. Maç sonundaki koltuk kırma olayı da bir ya da iki tane koltuk kırıldı diyor. Evet. Ben de diyorum hocam görmedim, duymadım. Yani, benim da, arkadaşlarım da oradaydı. Barış'a dedi ki, da teşekkür edelim buradan. Davut Yalın çok önemli bir mesaj atmış. Maraton uzun. Tabii ki uzun diye rehavete de kapılmamıza lüzum yok. Mevki futbolcuları ve teknik heyeti suçlayanlar olabilir ama bu takım bizim. Başka Samsun yok. Hele şu iki maçı alırsak önümüz daha da açılacaktır. Biz sadece 3 puan kaybettik. Şampiyonluğa değil, şampiyonluğu değil diyor. Davut Yalın'a da buradan selamlarımızı iletelim. Bazı sayfalarda Kaan Candal sormuş. Ekigo ve Zola'nın kadro dışı bırakıldığı söyleniyor. Bu haber doğru mu diyorlar? Hocam, yok hocam öyle bir şey yok. Bu akşam sen idmandaydın. İkisi de idmandaydı. Yani bunlar yok. İdmana çıktılar. Lütfen arkadaşlar yıpratmayalım takımımızı. Muhammed Yeşil yenilebiliriz de yeneriz de diyor. Önemli olan bu takıma sahip çıkmak diyor. Bırak. Kadir Köknel de yenilen gollere isyan ediyor. Yani bu kadar kolay gol yenmez diyor. Yani hocam, tamam gol yenilir. Mağlup da olunur ama bu kadar basit gol yenmez demiş. Ben hocam 3. golü çıplak gözle seyrettim. Siz şeyde ekranda kaleci topa ters mi bakmış? Görememiş mi topu? Tersinde miymiş? Hangi pozisyonda? 3. golde. O atılan frikik golünde. Kaleci şu an canlandıramadım gözümle. İşte ben de yani o attı biz golü gördük. O aralarda çok şey yaptı, dolandı. Bir arkadaşım dedi ki Atilla abi dedi çok terse kaldı dedi. Yani sola bakarken sağdan geldi top dedi. Çıkacaksın abi o topa çıkacaksın. Tereddüt etti orada. Çıkacaksın. Evet. Çıkacaksın. Burak bakmaz Atilla ama abi. Ama yani şimdi orada şunu da söyleyelim ya bizim stoperlerimiz, defansımız ya bu kadar boş bırakmamalı. Ya bir rahatsız edersin adamı. Bir itişme kakışma olur değil mi? Yani duran toplarda o onun formasından çekiyor, ona sarılıyor. Bir itişme kakışma, bir mücadele oluyor. Bizim duran toptan yediğimiz gollere bir bak. Tereyağından kıl çeker gibi. Hiç mücadele, itiş kakış yok yani. Ben başka bir şey söyleyeyim hocam. Şimdi kendi fikrim, 3 kişilik baraj kuruyorsun oraya. Ben olsam tek kişi kurdururum. Tabii kalecinin inisiyatifinde kalmış bir olay ama niye, neden bir kişilik baraj kurdururum? Son dakika, bunun da artık dönüşü yok. Kaleci dahi kalesinden çıkıp geliyor. Ben orada 2 tane de adam paylaşırdım. Oraya dikeceğim 2 adamla alırdım ben içeriye. 2 adamı daha içeri koyardım. Buna katılıyor musun? Ben olsam o faulü yapmazdım. Ya oldu yani, ama. Oraya kadar gelene kadar yani ben olsam o faulü yapmazdım. Ya hocam tamam faul yapıldı. Yani ama ben de düşündüm. Ya orada 2 kişi 3 kişilik bir baraja gerek yok. Çünkü bütün olduğu gibi adamlar komple üstümüze gelmişler orada. Adam paylaşımında yer alırdım orada. Sevgili Ercan Atasever, sana da selamı var. İstanbul'dan yazmış. Diyor ki o yönetmeni uyar seni çok kilolu gösteriyor diyor. Cem bak İstanbul'dan böyle bir uyarı var ona göre. Beni çok kilolu mu veriyorsunuz? Bir ayarlayın kameraları kardeşim. Yok, uzak onu, çekin bir şey hocam, yapın. Hocam televizyonu değiştirsin. Söyle de Ercan kardeşime. Ercan Abdullah buradan, Mendeş'e ve Ercan Atasever'e de İstanbul'a buradan selamlarımızı iletelim. Ercan'la çalıştık değil mi hocam? Kaç sene? 1997-98 yıllarında Abdullah Mendeş'le de çalıştık. Ercan Atasever'le de çalıştık. Onlar da bizim eski televizyoncu dostlarımız. Ercan avukat oldu da Mendeş? Abdullah Mendeş iş adamı oldu. Ben sana programdan sonra anlatırım. Tamam. İş adamı mı oldu? İş adamı. Ha, sevindim. Evet sevgili izleyiciler şeyleriniz geliyor. Mesajlarınız geliyor. Muhammed Kerim Polat diyor ki Emre Aktürk vay adam diyor forma kazandı. Arkadaşlar Emre Aktürk'ü Samsun'dan mı değil mi bunu bize bir yazarsanız sevinirim. Çünkü mesajların nereden geldiğini bilemiyorum.
Yakup Güvenç formayı ben alayım abi ama Ofi atsın bu hafta diyor. Onur Atak, abi Samspor idmanları hangi gün ve saat? Hangi gün değil, her gün var idman. İdmanlar genelde arkadaşlar şunu bilin, maç saatinde yapılır idmanlar. Şimdi bizim maç 16.30'da, 18.30'da pardon düzeltiyorum. İdman saatleri de 6 ile 7 arası. Nasıl? Bugün kaçtaydı idman? Bugün 4'teydi hocam. Niye o zaman? Niye? Dinlenmişler dün. Dün dinlenmişler. Bugün yarın çift idman var çünkü. Böyle bazen akşam değişebilir. Akşam idmanı 6-6.30'da mı olacak yani? Akşam idmanı öyle. Şimdi şeyi de yazdım ben. Elazığ maçı Cuma günü 18'de. Elazığ'a gene gidemeyeceğiz. Çünkü 29 Ekim var ya hocam. 29 Ekim? Şeye mi geliyor? Perşembeye mi geliyor? He, Perşembeye geliyor. Cuma günü de Elazığ maçı var. Adana maçı da cumartesi günü 18.30'da. Yine burada. Burada. Adana maçı 18.30'da cumartesi. Yani pazara hiç denk gelmedi maçlarımız. Niye bu hafta Karabük maçı pazar? Karabük, ondan sonrakilerinden bahsediyorum hocam. Şimdi Göztepe maçına gideceğiz. Allah izin ederse. Onun tarihi belli değil. Yani İzmir'de. Erken İzmir'de. Seni götüreceğim hocam. İzmir'e Allah nasip eder. Bu Elazığ'a gitme durumun olmaz mı? Seni götüreyim mi? Cuma günü sezon. Mümkün değil mi? Perşembe olsaydı olur muydu? Perşembe olsaydı olurdu. Olur 29 Ekim. Evet arkadaşlar şimdi süremiz saat 12'ye kadar. Söylüyorum 12'ye kadar gelen mesajlar kabul. 12'den sonraki mesajları kabul etmeyeceğiz sonuçları. Çünkü bazı arkadaşlarımız ikilemde kalmışlar. Ben de yazdım falan diyor ama kendisi de itiraf ediyor. Diyor ki ben diyor 8, ayın 8'i ile 9'u arası yazmıştım diyor. Onun için yazarken lütfen dikkat edelim diyorum. Hocam ben burada kapatacağım. Daha fazla konuşmaya da gerek yok. Unuttuğum bir şey var mı onlara bakıyorum. Evet hocam. Ha, bu arada arkadaşlardan biri şöyle bir yazmış. Diyor ki biz diyor store'dan diyor bir türlü internet üzerinden forma alamıyoruz. İsteyemiyoruz diyor. Samsun'da diyor çok önemli bir firma, ulusal reklamlarda da dönen bir firmamız var. Burada şimdi reklama gireceği için ismini söylemeyelim. Onun diyor internet satışı diyor çok yüksek diyor, tirajlı diyor. Samspor oraya bunları devretse de biz oradan internet üzerinden alamaz mıyız? Bunu da ben buradan şimdi duyuru yapayım. Sevgili yöneticilerimiz çok güzel düşünmüşler. O arkadaşımız da Samspor'a sponsor zaten. Onun üzerinden diyor alalım diyor. Bunu da ben bir kez daha hatırlatıyorum. Kırmızı duvar var biliyorsunuz. Bu nedenle pazar günü herkes kırmızı giysin. Fularını taksın. Kırmızı ağırlıklı olacağız diyoruz. Sahamız çok güzelleşti. Bugün Sinan'la da görüştüm. Hani bazen bir bakım yapılacaktı. Yapıldı. Gel diyor bu seferki diyor gördüğü sahayı diyor. Onunla da bir sıkıntımız yok. Gidelim, ayrılalım, bitirelim. Eyvallah diyelim. İlave edeceğim bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Karabük maçında başarılar diliyorum. Tüm taraftarlarımız pazar günü akşam kırmızı atkılarıyla, kırmızı formalarıyla 19 Mayıs stadının tribünlerinde olsunlar. Şimdi destek zamanı takıma her zamankinden daha fazla. Karabük hedefe oynayan bir takım. Hedefe oynayan takımlarla, birebir rakibimiz olan takımlarla yaptığımız maçların önemini söylemeye gerek bile yok. Tekrar söylüyoruz. Samsun Spor sadece bir maç kaybetmiştir. Sadece 3 puan kaybetmiştir. Maraton çok uzun bir maratondur. Daha geride 26 tane maç alınacak 78 puan vardır. O yüzden Samsun Spor bu ligin en iddialı, Süper Lig'e en yakışan takımıdır. Herkes böyle düşünsün. Tabii ki bireysel hatalar olacaktır. Bu hatalar tabii ki yazılacaktır, çizilecektir. Tabii ki söylenecektir. Ama bunu söylerken de negatif elektrik pompalayacak tavır, davranış ve uç yorumlardan uzak durmak gerekir. Mesela ben son iki gündür bakıyorum. Ümit Özat niye şort giydi, kapri giydi, onu giydi. Bunlara gerek yok. Bu tür basit şeylerle uğraşmanın anlamı da yok. O yüzden Samsun Spor hepimizin, Samsun Spor'a destek vermek hepimizin görevi. Ama tabii ki yanlış görülenler, beğenilenler, beğenilmeyenler olacak, bunlar yazılacak, söylenecek. Ama şu unutulmayacak ki bugün
Trabzonspor kulübünün içerisinde yaratılan o negatif hava 4'te 0 yaptı. Daha toparlama şansları yok. Yani bu duruma Samsunspor'u düşürmeyelim. O yüzden biz sahip çıkalım. Samsunspor taraftarı sahip çıksın. Sadece bir mağlubiyet aldık. Biz Süper Lig'in en güçlü adayıyız. Herkes buna inansın. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzına sağlık. Sevgili izleyiciler, biz Spor 55'in sonuna geldik. Aklıma gelen bir şey yok sizden böyle paylaşabileceğimiz. Gerekenlerin hepsini söyledik. Samsunspor tek bizim takımımız. Sahip çıkacağız. Bir tane mağlubiyetle bir şey olmaz. Ufak bir bıçak yarası aldık diyelim. Önemli değil. Biz iyileşmesini de biliriz. Kendi melemimizi kendimiz süreriz. Ondan hiç kimsenin sorunu olmasın. Bu takım hep beraber yine sahip çıkıyoruz. Karabük maçının sonucu ne olursa olsun. Ne olursa olsun arkadaşlar. İnişli yokuşlu bazen bu grafikler çizilebilir. Nasıl ki biz ikinci devrede, geçen senenin ikinci devresinde yükselişimiz varsa ufak tefek düşüşlerimiz de olabilir diyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşıma çok teşekkür ederim. Cem sağ olasın. Zeki. Olcay kardeşim ve Kelebek İsa kardeşim. Yine sizleri seviyoruz. Sizlere de selamlarımızı bir kez daha iletelim. Samsun'da doğdum. Samsunspor'la yaşıyorum. Samsunspor'la öleceğim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Cep Telefoncu Spor 55 programını sundu.